Evet değerli basın mensupları, dün akşam milli takımımız Avrupa Kupası finallerinde oynamayı garantiledi. Milli takımımızı kutluyoruz. Ülkemiz için büyük bir gurur. Yine bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümü. Sözlerime başlarken Kıbrıs'ta şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi, Kıbrıs mücahitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bu vesileyle KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı, 3. Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'i ve yine dönemin Başbakan Yardımcısı rahmetli Necmettin Erbakan'ı saygıyla yad ediyorum. İşsizlik rakamları açıklandı. Bu veri aynı zamanda yılın 3. 3 aylık döneminin de ortalamasını gösteriyor. Bir kez daha anlaşıldı ki tüm makyajlara rağmen çalınan minare artık hiçbir kılıfa sığmıyor. Makyaja rağmen işsiz sayısı 4.650.000'e ulaşmış. İşsizler ordumuza son bir yılda katılan 980.000 vatandaşımızın 789.000'i daha önce işi olup da işini kaybedenlerden oluşuyor. Son bir yılda işini kaybedenlerin 496.000'i inşaatta, 179.000'i sanayide, 20.000'i hizmette, 94.000'i ise tarım sektöründe çalışıyordu. İstihdam kaybı olmayan tek bir sektörümüz yok. Biz bunu daha önce hiçbir krizde görmemiştik. TÜİK'in makyajlanmış işsiz sayılarına iş aramayan ama çalışmaya hazır olan mevsimlik çalışan, eksik ve yetersiz istihdam edilen vatandaşlarımızı da eklersek, Türkiye'de işsiz olan vatandaşlarımızın gerçek sayısının son bir yılda 1.057.000 kişi artarak 8.084.000'e ulaştığı gözüküyor. Yine aynı dönemde birazdan anlatacağım makyaja rağmen resmi işsizlik oranımız geçen yıla göre 2,9 puan artarak %14 oldu. Gerçek işsizlik oranımız 3 puana yakın artarak %22,8'e çıktı. Yani bu ülkede çalışma yaşamına gelen yurttaşlarımızın 5'te 1'i işsiz. Şimdi bu resmi rakamlara neden makyajlı diyorum? Onu da izah edeyim. Son bir yılda çalışma çağındaki 15 yaş ve üzerindeki nüfusumuz 858.000 kişi artmış. 858.000 vatandaşımızdan her nasılsa sadece 191.000'i iş aramış ve iş gücüne katılmış. Geçtiğimiz yıl bu rakam 250.000'in üstündeydi. Damat Bakan'ın tabiriyle tünelin ucunda ışık görünmesine, ekonomide toparlanma başlamasına rağmen her nedense 667.000 vatandaşımız iş gücüne katılamamış. Gitmiş evinde oturmuş. Özellikle kadınlarımız herhalde hükümete ayıp olmasın. İşsizlik daha fazla artarak damadı mahcup etmeyelim diye evlerinde oturmayı tercih etmişler. TÜİK'e göre ev hanımı olmayı tercih edip iş gücüne katılmayan kadınlarımızın sayısı son bir yılda 468.000 kişi artmış. Peki kadınlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız hükümeti bu kadar düşünmeyip geçtiğimiz yılın Ağustos ayındaki kadar iş gücüne katılsa ne olurdu? Resmi işsiz sayımız Ağustos ayında 4.650.000 değil 4.926.000'e çıkardı. Resmi işsizlik oranımız da %14 değil %14,7'ye yükselirdi. Şimdi biz bu rakamları sorgulamayalım da neyi sorgulayalım? Ekonomistler, akademisyenler bu tutarsızlıkları sorgulayınca teröriste benzetiliyor. Hapis cezası ile tehdit ediliyor. Bir yandan da yurttaşlarımız işsizlikten, borçtan, yoksulluktan, çaresizlikten aileleriyle beraber canlarına kıyıyor. Bugün Bakırköy'den yine çok acı bir haber geldi. Borçları nedeniyle bir aile babası kendisi ve ailesinin yaşamına son vermiş. Son 10 günde ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 ailemiz aramızdan ayrıldı. Hakikaten memleketimizdeki insan manzaraları korkunç. Bu nasıl büyük bir umutsuzluk ve çaresizliktir? Biz bu ülkede bunları daha önce hiç yaşamamıştık. İnsanlar sadece kendilerinin değil, ailelerini de gözden çıkararak
ileriye dönük olarak hiçbir umutları kalmadığını, ne kendileri için, ne aileleri için, çocukları için hiçbir umutları kalmadığını ortaya koyuyorlar. Değerli basın mensupları, bir sorunu çözebilmek için önce doğru teşhis koymak gerekir. Türkiye'de korkunç bir borç ve işsizlik ortada durmaktadır. Gerçek budur. Saray iktidarı bunları makyajlayarak, saklayarak, bunları konuşan ekonomistleri, basın mensuplarını korkutarak bu sorunları gizleyemez. Ailelerimizin göz bebeği, ülkemizin umudu gençlerimiz işsizdir. Bakın, genç işsizlik oranı %27,4 ile bu ayda bir kez daha, geçen ay rekor kırmıştı, bir kez daha rekor kırdı. 20-29 yaş arasındaki gençlerimizden 4 milyon 318 bini ne eğitimde ne de bir işte çalışıyor. Evde oturuyor. Bu da bir başka kötü rekor. Üniversiteli işsizlerimizin sayısı 1 milyon 276 bine ulaşarak o da rekor kırıyor. Her 100 işsiz yurttaşımızdan 27'si üniversite mezunu. Ama bu gençler bizim geleceğimiz. Geleceğine iş ve umut veremeyen bir ekonomide hangi başarıdan söz edilebilir? Millet evladını dişinden saray sosyetesine, milletin sırtından iş çok. Bir tane iş yetmiyor, birkaç tane yönetim kurulu üyeliği. Ondan sonra bir de üstüne üstlük sarayın kibirli adamı çıkıyor, her üniversite bitirene iş bulacağız diye bir şey yok diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu milletimizin de kabul etmesi mümkün değil. İktidar bir an önce işsizlikle ve sosyal dışlanmışlıkla mücadele edecek, toplumumuzu kucaklayacak önlemleri artık almak zorundadır. Krizin tüm yükünü yurttaşlarımızın sırtına, yoksul yurttaşlarımızın sırtına bırakmaktan artık vazgeçmelidir. Devleti yönetenler yoksullukla mücadele için vardır, işsizlikle mücadele için vardır. Kaç kez yol gösterdik. Daha geçen hafta bir sürü çözüm önerisinde bulunduk. Ama hala ortada hiçbir şey yok. Tekrarlıyorum. En azından işsizlik sigortasının imkanlarını işini kaybeden vatandaşlarımız için kullanın. İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarını rahatlatın. Sigortadan kullanılan imkanların işçilerimizin lehine düzeltilmesi için gerekli önlemleri alın. Milleti borçlandırarak, kamu bankaları eliyle yeni krediler açarak bu krizden çıkmanın mümkün olmadığını artık görün. Değerli basın mensupları, üzülerek görüyoruz ki sarayın gündeminde aslında milletimiz yok. Dün Trump ziyareti dönüşü uçakla verilen demeçler pek de hayra alamet değil. Anlıyoruz ki emperyal güçler dış politikada sıkışan saray ve Erdoğan'dan yeni taleplerde bulunuyorlar. Trump'ın Erdoğan'dan 4 milyon Suriyeli'yi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapamazmasın dediğini duyduk. Suriyelilerin bir kısmının zaten vatandaş yapıldığını da Erdoğan'ın uçaktaki konuşmasından öğrendik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı güvenli bölgede ev yapılmasının maliyetine ben katkıda bulunmam deyip zaten dün basının önünde topu Avrupalılara atmıştı. İçeride de demiş ki bu 4 milyonlu Suriyeli'yi siz vatandaşlığa alın. Bu milletin sırtından Suriyeliler için 40 milyar dolar harcadık. Şimdi Suriyeli sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılması için uluslararası baskıların artacağı anlaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizin sırtına bir de bu maliyetin yüklenmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bizlerle ilgili de yeni şeyler öğrendik. Başkanı S-400'ler için 2 milyar 400 milyon dolar verildiğini söylüyor. Daha önce bunu yapan firmada bunun maliyeti 2,5 milyar dolar demişti.
1 milyar 125 milyon dolar da avans olarak verildi. Geri kalan 1 milyon 375 milyon dolarlık kısım için de kredi alındı. Trump S-400'ler için bu benim meselem değil, bu kongrenin sorunu dedi. Yani Trump bir başka ifadeyle Erdoğan'ı Beyaz Saray'dan Kremlin Sarayı'nın bahçesine yolladı. Erdoğan'ı bir kez daha Moskova'da ya da Soçi'de göreceğiz. Erdoğan S-400'lerin Nisan 2020'de aktive edileceğini söylemişti daha önce. Şimdi bekliyoruz. Bu S-400'ler aktive edilecek mi yoksa pakette tutulup milletin 2,5 milyar doları çöpe mi atılacak? Erdoğan'ın geçmişte vermiş olduğu sözlerin, bu konuda vermiş olduğu sözlerin ve söylemlerinin takipçisi olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa sorularınızı isim ve kurum kimliğinizle alabilirim. Efendim. Ünal Kaya, CNN Türk. Buyurun. Efendim bu intihar ve cinayet haberleriyle ilgili olarak malum bu kullanılan madde siyanürün de satışına yönelik bazı tartışmalar da gündemde. Özellikle elektronik ortamda satışının yasaklanması ya da daha kontrol altına alınmasına yönelik. Siz neler söylersiniz? Bazı milletvekillerinin verdiği kanun teklifleri de vardı. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? İktidar ne bekliyor ki? Gerçekten bu manzaralar çok kötü manzaralar. İnsan vicdanını yaralıyor. Bir an önce ne önlem? Önce tabii bu maddenin satışının önlenmesi lazım. Ama esas mühim olan husus insanları bu noktaya getirecek şartların ortadan kaldırılması lazım. Ülkede kriz yok deniyor ama işte ortada insanların nasıl çaresizlik içinde oldukları ortada. İnsanları çaresizliğe sürükleyen bu ortamın değiştirilmesi lazım. Söylüyoruz. Yani işsizlik sigortası ilk adım. Arkadan aile sigortası mutlaka getirilmeli. İnsanlar şundan emin olmalı. İşsiz kaldıklarında ya da borçlarını ödeyemediklerinde devlet onların yanında olacak. Kriz nedeniyle borçlarını ödeyemediklerinde devlet onların yanında olacak. Evet, bu maddelerin insanların kabul edilemeyecek şekilde yaşamlarına son vermelerine neden olan maddelerin yasaklanması doğru. Ama bununla yetinmiyor, bununla bitmiyor iş. İnsanları bu çaresizlikten kurtaracak tedbirlerin bir an önce alınması lazım. Bıraksınlar artık pansumanı, aspirin tedavisini. Evet. Biz düşmanlık yapmak durumunda değiliz. Keşke istenen sonuçlar alınsaydı da biz de çok mutlu olsaydık. Suriyeli sığınmacılar meselesi çözüldü mü? Terör örgütünün Suriye'deki uzantısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı arasındaki ilişki, onunla bizim Cumhurbaşkanımızı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanlık makamını aynı yere koymasıyla ilgili sorun çözüldü mü? S-400'ler meselesi çözüldü mü? Ermeni meselesi de tasarı orada bekliyor. Sadece Senato'da görüşülmesi engellendi. Keşke her şey çözülseydi biz rahatlasaydık. Ama kusura bakmayın. Yani bu seyahat, daha önce de söyledim, Beyaz Saray'da bir aile fotoğrafı vermeye ve bir aile fotoğrafı vermeye ve Sayın Erdoğan'ın Trump'la olan ilişkisini kurtarmaya dönük oldu. Milletin meseleleri bu seyahatte çözülmemiştir. Milletin meseleleri çözüm beklemektedir. Her zaman olduğu gibi burada da makyajla falan bu işler atlatılacak durumda değildir.
Bir diğer de efendim şehir hastaneleriyle ilgili Sayın Sağlık Bakanı'nın dün bazı açıklamaları vardı. Öncelikle kamu özel işbirliğiyle bu süreçte tecrübeye sahip olduk dedi işbirliğiyle yapılan hastaneler için. Bu dönemde de şehir hastanelerini artık hazineden yani genel bütçeden kendi kaynaklarımızla yapacağız dedi. Bunu planlıyoruz dedi. Bir cümle sonrasında ise sizin bütçenizde bunu yapabilirliğiniz mümkünse niye bir finans modelini devreye sokmak isteyesiniz diye bir açıklaması oldu. Kiralardan bahsetti. 5 milyar TL'ye yakın kiralar var. Gerisini siz hesap edin şeklinde açıklamaları oldu. Bütçeden %50 daha az para çıkardı dedi. Şehir hastaneleri devlet yapsaydı. Siz açıklamaları ve şehir hastaneleri projeleri için. Sağlık Bakanı şehir hastaneleri hakkında bu şekilde konuşurken kendisini oraya atayan sarayın kibirli adamıyla konuşmamış herhalde. Hatırlayın, biz şehir hastaneleriyle ilgili başta genel başkanımız olmak üzere bu değerlendirmeleri yaparken sarayın kibirli kişisi çıkmış, siz bu işlerden anlamazsınız diye barbar bağırıyordu. Ne oldu şimdi bizim dediğimiz noktaya geldiler? Bu işleri bıraksınlar. Önce bir kere bu şehir hastanelerinin şu ana kadar yapılanı kaça mal ettiler? Devlet olarak bunu yaptıkları zaman da kaça mal olacak? Biz bunları bir karşılaştıralım. Bu imkanı bize versinler. Yani devlet hastanelerinin yapılan bu kamu özel işbirliği kapsamında yapılan bu hastanelerin, şehir hastanelerinin maliyeti nedir? Çıksınlar, bunu açıklasınlar. Demek ki kendisini oraya atayan Cumhurbaşkanı'nın uçakta olmasını fırsat bildi, bu açıklamaları yapmış. Ama o da uçakta ilginç açıklamalar yapmış. İşte Trump'a mektubu sunduğunu söylüyor. Değil mi? Takdim ettiğini söylüyor. Ondan sonra da diyor ki mektubun iadesini Kılıçdaroğlu'na haber vermek lazım. Trump'a gelince takdim, genel başkanımıza gelince iade. Şimdi çok açık söyleyeyim. Nasıl iade etti acaba? Nasıl takdim etti acaba? Bir elçinin kendisine güven mektubunu takdim ettiği gibi mi etti? Bir de diyor ki Trump hiçbir tepki göstermedi. Yoksa mektubu şöyle göstermeden masanın kenarına iliştirdi. Hiçbir şey söylemedi. Ondan sonra o masadan kalktı mı? Şunları dedi mi acaba? Ey Trump. Diyor ya ey. Ey Trump. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıyım. Sen bana aptal olma diyemezsin. Sen bana gönderdiğin mektuba teröristin mektubunu iliştiremezsin. Bunları kendisinin yüzüne söyledi mi? Bu konuda hiçbir açıklama yok. Açıkça şunu söyleyeyim. Milletin şan ve şerefi ettiği yemine uygun olarak korunmayı hala beklemektedir. Evet. Başka soru yok herhalde. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.